şey ifşa alamayacağım ama biraz içimi dökmek istiyorum sadece. Şimdi krallar ben bu oyunu normalde ta Burdur'da tek başıma oynuyorken NBA benim abimler NBA Live'a bayılıyordu. Yani abim, kuzenim, abimin lise arkadaşları, benim çok sevdiğim abilerim NBA Live'a bayılıyorlardı. Bu NBA Live 2006, 2007 oynamış olan insanlar o dönemdeki o havayı bilirler. Hani NBA Live'dan başka basketbol oyunu oynanmaz kafasındadır otur insanlar. Ee, bizimkiler de o kafadaydı ama ben NBA Live'ı bir türlü sevemiyordum. Sevemememin nedeni de abi oyunda cam shotlar için işte Michael Red vardı. Kobe Bryant'ın atış stili için forumlardan yama toplaman gerekiyordu ve benim de o zamanlar İngilizcem çok iyi olmadığı için bütün yamaları tek tek indirip işte Cyberface e, atış stilleri falan bilmediğim için oyundan çok keyif alamıyordum. Halbuki onları yaptığın zaman o döneme göre çok keyif alıyordun o oyunda. E, neyse Zaman geçti, ben basketbola olan ilgim arttı, e, oyunlarla ilgim arttı. NBA 2K9 diye bir şey getirdi benim kuzenim bizim eve. Böyle CD'yi atmış, torrentten bulmuş bir yerden getirmiş. Dedim e, yükleyelim bakalım çalıştırır mı çalıştırmaz mı bilmiyoruz. Abi oyunu açtık, ilk oyunun e, setup dosyasının yanında DirectX ya da Frame Network tarzı bir şey vardı. Aleyküm selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Onu yüklemediğimiz için açılmadı çok üzüldük sonra onu yükledik açıldı halay çektik falan böyle. NBA 2K9 benim hayatımda gördüğüm 2010 yılındaydı zaten 2009-2010 yılları işte. Hayatımda gördüğüm en iyi basketbol oyunuydu çünkü istediğim oyuncuları gerçekçi gösteriyorlar. O zamanlar işte lisedeyim okula gitmiyorum internet kafeye gidip full grafik oynamaya çalışıyorum hani 2K9 ondan falan bahsediyoruz. E, o, o zamana göre tabii iyi sistem ama şu an en kötü bilgisayar bile açabilir. Neyse abi 2K 10 çıktı. 11 çıktı. Michael Jordan modları bak. Şeyi fark ettiniz mi? 2K her yıl bir şey ekledi. The Crew modu geldi. 5'e 5 basketbolu orada oynadık arkadaşlarımızla. Spin Dunk'lar geldi. My Park e, My gelmedi 10 11'de. E, Black Top. Black Top geldi. Oraya smaç yarışmaları geldi. Justin Bieber'la falan oynayabiliyordun vesaire. 2K 15'te bir My Park var abi. Bak şimdi şöyle düşünün. Ben gerçekte bir basketbol oyuncusuyum. Bir bilgisayarın başına oturuyorsam ve o oyunda 20 saat vakit geçiriyorsam bilin ki gerçekte yapamadıklarımı oyunda yapmak istiyorumdur. Ben gerçek hayatta 2 metre 10 santim ve deli gibi dribble yapıp deli gibi bacak arası smaç basan bir adam değilim. Ama bunları oyunda yapabildiğim için bu beni iyi hissettiriyordu. Çünkü oyunların genel amacı bu değil midir? Yani sana kendini iyi hissettirmek. LOL oynuyorsun galibiyet alınca iyi hissediyorsun. Halbuki somut olarak kazandığın bir şey yok. CS oynuyorsun, bir maçta 40 frag alınca mutlu oluyorsun. Hani mutlu olman lazım yani oyunu oynarken. Abimle 2K16 oynuyoruz. Video 200 bin izleniyor çünkü maç inanılmaz keyifli geçiyor. 2K16'da sponsorluk alıyorum. Ülker'in kanalında NBA'yi tanıtıyorum çünkü tanıtabiliyorum abi kalabalığa bak falan böyle. 2K16'nın My Career hikayesi zaten bir ayakta alkış istiyorum arkadaşlar. Agent Zero'yu bilenler var mı bilmiyorum. Benim çok sevdiğim bir içerik üreticisidir kendisi. Ve Ronnie 2 ile birebir kavga eden birisi falan Fistan. Abi adam bütün oyunları oynuyor, oynuyor, oynuyor. 2K18 geldiğinde I'm not doing this. Boom. Ladies direkt 19'a geçiyor. 18 2K tarihinin en rezil oyunuydu ama Bizim şansımız olabilir. Belki my MyCareer'la çok ilgilenmeyip, PlayNow'la çok ilgilenmeyip direkt Pro-Am kafasına geçtiğimiz bir dönem olduğu için belki bizim o açıdan bakamadığımız bir oyundu. Çünkü biz Pro-Am oynuyorduk abi, PlayNow değil. Benim kanalımda bu yılı kurtaran bir oyun, bir maç, bir dönem vardı ki... Son 4, 3, 2, 1... 0.5 saniyeleri var bir mucize olmazsa bu efsanevi maçın kazananı biz olacağız 0.5 saniye Helal olsun. Helal olsun olsun Yani gerçekten olayları gerçekten lütfen yargılamadan kendinizi biraz da olsa benim yerime koyarak dinlemenizi ve anlamanızı istiyorum Aynen Furkan'ın attığı şeye çok benziyor Şimdi şöyle o döneme geri gidelim. Alper Biçen evde 7.24. O zamanlar benim gerçekten takipçim hani böyle ee, videoları bekleyen insanlar var mı chatte? Hatırlıyorsanız bir 4 ay kadar falan hiç video atamamıştım. Aynen ben yazıyorlar vardır yoktur. Velhasıl ben anlatmaya devam edeyim. Abi o zaman günüm şöyle geçiyor. Ee, uyanıyorum kahvaltımı. Aha da bunu göstermek istemezdim ama burada olduğu gibi bu saatlerde uyanıyorum. Kahvaltımı ediyorum. Ali'yi arıyorum, Mete'yi arıyorum. Kanka uyanın hadi takılalım. Ya da onlar beni arıyor. Kalkın takılalım, maç yapalım, komp yapalım falan. Güzel. Ee, oturuyoruz abi PlayStation'ın başına. Buradan hiç kalkmadan günde 12-13 saat Pro-AM oynuyorum. YouTube kanalıma video atmıyorum. Yayın yapmıyorum. Kız arkadaşıma vakit ayırmıyorum. Aileme vakit ayırmıyorum. Sadece ve sadece maç atıyorum, bitiyor, starta basıyorum. Benim açımdan yine hiçbir problem yok gibi görünüyor. Çünkü şunu düşünen insanlar oluyordu. Onlarla karşılaştığım dönemleri hatırlıyorum. Lan video atmasan bile eski videolarından gelen, sponsorlarından gelen parayla bir şekilde geçinirsin falan. Tamam. Öyle bir şey yok ama diyelim tamam. Diyelim öyle geçiniyorum. Ee, Ali çok varlıklı, aşırı böyle zengin bir adam değil. Her zaman kendi ekmeğini taştan çıkarmış bir adam. Mete... Ee, canım kardeşim benim. Hani bende hakkı hiçbir zaman ödenmeyecek. Kendisi de öyle. Yani takımın genel olarak mesela Serdar bizim berberdi. E, takımın çalışmaya ve işe ihtiyacı vardı. Hani yakıyor yani anladın mı? Faturaları ödemeye ihtiyacımız var ve bizim bu bilgisayar başında bu PlayStation başında Raize Bavu yenmemiz TEDAŞ'ın umurunda değil abi. Veya doğalgazın umurunda değil. Doğalgaz 450 gelmiş ama Raize Bovu yendim. Eee? Dedim ki Alper paçaları sıva. Gir abi bu denize. Okey. E, mail atıyorum. Mail atıyorum. Biz böyleyiz Turkish Kings olarak. Bu kadar ee... o zamanlar övüyordum abi kendimizi. Çünkü bizi pazarlamak zorundaydım bir yerde. Çünkü insanlar özellikle büyük şirketler. Ee, spesifik olarak örnek veremem ama. Birkaçı hariç şeye çok önem vermiyorlar. Bizim bir hayalimiz var. Bizim bir fikrimiz vardan ziyade somut bir şeyler görmek istiyorlar. Siz kimsiniz? Ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Bunları görmek istiyorlar. Ben de diyordum ki yazın abi Ali Poturoğlu FIFA e, FIFA kaçtı lan Ömer? 2015 herhalde. Bizim Ali e, Türkiye'nin PES şampiyonuydu bu ara. Bunu birçoğunuz bilmiyordunuz eminim. Ben de bilmiyordum lan bunu. E, mesela bizim Mete neredeyse lisanslı bir FIFA e-spor oyuncusu. FIFA'yı inanılmaz oynar gibi gibi. Bilinmediğimiz birçok şey var. Ben bu gölgeleri kaldırdım ve dedim ki sayın büyük abiler. Beyaz gömlekli abilerimiz buyurun. Ali Potroğlu bu, Mete bu, ben buyum, şu bu, bu bu falan diye hepsini teker teker anlattım. Birinden geri dönüş alıyoruz. Diyorlar ki gelin bizim takımımız için oynayın. Ee, evet abi ne yapalım? Gamepad verelim size. <laughs> ya Allah razı olsun. Biz alabilirdik sizin kulübünüzü falan diyemiyorsun tabii. Teşekkür ederiz falan. Yine olayı benim tarafıma getirin. Ee, burada takım olarak tabii bu teklifi alıyoruz. Ama bende şey var. Lan ben YouTube'a video atıyorum ama... Birlik sabah uyandırdığım adam, sabah onda gel dediğim adam işe gitmiyor benim için. Tarzı düşünüyorum. O yüzden hani bir de onlar bana takım kaptanı falan dediği için inanılmaz bir sorumluluk hissediyorum. Abi sonra bir tane büyük balığa oltaya attık ve çekme ihtimalimiz var. Dediler ki gelin. Bu hangi takım olduğunu hiçbir zaman açıklamadım. Açıklamam da yasak, açıklayamam da. Ee, dediler ki gelin bizim gaming house'umuza bir toplantı yapacağız. Süper. Tamam. Harika. Büyük haber. Ee, Ali sen bilmem ne şehrinden, Mete sen şuradan, ben Denizli'den bilmem ne abi. Beş kişi buluştuk, gittik masaya oturduk falan. Adamların bana sorduğu soru şu. Dediler ki Türkiye'de bu işin turnuvası var mı? Biz dedik ki yok. Doğal olarak yoktu. Ama dedik biz öncüsü olabiliriz. Adamlar dedi ki oyunda özel eşleşme var mı? Dedik ki yok. Adamlar dedi ki biz bu turnuvayı yayın yapacak olsak, spectate modu var mı yani bir oyuncunun gözünden değil bir hakemin gözünden ya da bir turnuva yayıncısı gözünden izleyebilecek miyiz bunu dedik ki hayır dedik ki neden dedik ki oyun yüzünden bizle ilgili bir şey yok yani özel eşleşme var biz kullanamıyoruz gibi bir şey yok oyunda öyle bir şey yok yapacak bir şey yok devam ediyoruz yolumuza ee, istediğimiz teklifi alamadık ama adamların da hakkı vardı Ne ya, mantıklıydı yani hani e, adam çünkü turnuva yok spectate modu yok Özel eşleşme yok. E turnuva nasıl yapılacak? Türkiye'de kim yapacak? Türkiye'de başka takım var mı? Yok falan. Dedik ki abi biz artık salalım. Çünkü dünya birincisiliğine kadar çıktık. Dünya birincisi dedikleri adamlara 3 tane e, Türkiye League oyuncusu bulundurduğu takıma 91-57 farkı attık ve dahası yok abi. Yani bir de Ömerler benle çok konuşuyordu bu konuda. E, Muratcan da hatırlıyor. Ben şimdi günde 12 saat yayınlı yapıyorum bunun. Arada Rise Above, Turkish Kings maçlarını yayınlıyorum. Abi maçı görmeniz lazım bak. NBA oyuncusuysanız Ömer ve Murat'ı hatırlayın kanka. Daha kaliteli bir comp game yok aga bak. Yok yani. Kaç izleniyordu yayın Ömer? 100-300 müydü sanki? En 500 iyi müydü yayınım. Yani? Bak en iyi yayınım 300 izleniyor. Best comp game in the world abi. World number 1, world number 2 300 izleniyor. Can'la oturduk dedik. Agacım bu böyle olmuyor. Yani ben kiramı ödeyemediğim gibi adamlar da kirasını ödeyemiyor çünkü işe gitmiyor ve 12 saat NBA oynuyor. Dedik salalım. Ee, buradan hepsine o Türk Turkish Kings'te forma giymiş herkese canı gönülden selamlarımı, teşekkürlerimi bir kere daha iletiyorum. Mükemmel bir hikayeydi. Ee, Türkiye'nin görmediği bir şeyi şimdi gör, görseler bile o zamanlar biz getirdik ve herkesin eline emeğine sağlık. Mükemmeldi gerçekten. Dedik 2K19'a eğlence için oynayalım. Bilgisayara geçtim. Tamam. <laughs> Ömerler oyunu hiç bilmiyor abi. Bir yıl ben böyle aptal aptal şeylere sinirlenerek, adamlara kızarak, iş bildiğin işkence kafalarının etlerini yiyerek oyunu öğrettim. 2K19'u da öyle bir dönemde geride bıraktık. Şimdi 2K20. <laughs> abi şöyle Dövmek düşün. serbest mi? Yok <laughs> yo, yo, sövmeyelim. Abi şöyle düşün. Ben kime ve kime olursa olsun. Chat size şunu söylüyorum. Şunu Sadece şunu söylüyorum. Ne diyeceğinizi merak ediyorum. Bilgisayarda çok hile var. Ama genelde cevap şu oluyor. Ha bilgisayar. Ulan bilgisayarda oyun 250 lira. Benim sorunum gerçekten hilelerle değil. Çünkü hile kullanan adamın IQ'su genelde düşük oluyor. Ve bizi yenebilen hile yok. Geçen yıl 4 tane Slenderman'i yendik. Bunun daha iyisini yapabilen bir insan yok abi. Ee, şimdi bir videoda göstereceğim şey PlayStation'da oluyor. Xbox'ta da oluyor özellikle. Bir oyun kurucu, bir PG. Bu rozeti bilen var mı bilmiyorum. Bu e, PG'lerde olabilecek bir rozet değil. Ve adamda Hall of Fame var. Bir tane video vardı da... E, evet 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 bu çok... Glass... Ömer bunu senin izlemeni istiyorum. İzledim. Glass Cleaning adam. Adam Glass Cleaning abi. Yani... Hiç bilmeyen yani varsa riban toplamak bu adamın görevi yani ben şut atacağım kaçarsa sarılacak topa. Bu adam bunun için bu ilde açıyor. Oyunun e, açıkları sayesinde glass cleaning olan 7-3 boyundaki bu adamı izleyin. Bilgisayar değil, bilgisayar değil. Oha rozetlere bak hareketlere bak. İşin daha da komiği. Oyunun açığı bu evet. Şu an 2K'lik elemelerinin olduğu bir dönemden geçiliyor ya da geçildi bilmiyorum tam emin değilim. Abi adamlar rek oyunlarını, rek istatistiklerini böyle karakterle yapıyorlar. Yani şöyle düşün. Sen 73 bir PG açıyorsun. E, pardon. 73 bir center açıyorsun. Quick first step'ini Hall of Fame, Dedayını Hall of Fame, Keçen şutunu Hall of Fame yapıyorsun. Posterizer'ını, contact finisher'ını, Hall of Fame yapıyorsun ve diyorsun ki ben 20 sayı 10 rebound 10 asist ortalaması tutturdum. Beni 2K Ligi alın ve diyorlar ki olur. Ve maaş veriyorlar falan. <laughs> Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Hani bu şey gibi bir şey. LoL'de ben bir akademi takımına girmek istiyorum. Diyorum ki Taldirin belki abi benim hesaba girip şu maçları oynar mısın? Öyle bir şey bile değil hatta direkt. LoL'de hile var mı? Eğim falan bir şey var mı LoL'de? Script evet, var. açıyorum kaçıyorum. Skript. Ve diyorum ki e, alsanız da beni süper masif o kadar kilo aldık falan ve alıyor süper masif. <laughs> ya oğlum çok aptal olmak lazım ya yani çok aptal olmak lazım yani. yani hangi ticket hatırlamıyorum. Ama ben dedim ki bakın arkadaşlar şarkı açıyorum aşağıya biraz modumuz yükselsin. 2K support'a bu işin yani support'sun oğlum yani hani gör lan artık bölümüne. Dedim ki merhabalar ben Alper Biçen. Belki tanıyorsunuzdur, belki tanımıyorsunuzdur. Ben 2K bilgisayarda oynuyorum bu yıl. Sonuçta 2 oynuyorum. Sizin influencerınızım. Bu adamlar hile yapıyor ve hile yaptıklarıyla övünüyorlar. There is a guy named Bigfoot and he cheating since NBA 2K18 on Steam. His Steam profile. Ben 2K supportum. Lan şuna hile diyorlar ya. Tıkladım. Allah Allah hiç hile gibi durmuyor. oluyor adamın. Bekleyelim. <laughs> Baktın, dedin ki abi bu adam photoshop yapmıştır, screenshot'u almıştır. Selam son videoya. Çok zamanda kaybetmek istemiyorsun. Videoyu çok az ilerlettin. Ama bir rakip geldi ya, ki. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. on numara vücudum var. Kollarını göster. onu onu avru... Abi Ömer'lerle bir şekilde bu adamları yendik, ettik. Ç Chinese guy steam profile proof. Chinese guy proof video. Ha bak adamın steam profiline bak chat ya. Adamın steam profili ya. Dediler ki işte çok teşekkür ederiz bu yardımınız için. Tabii ki de ilgileneceğiz komüniteye değer verdiğiniz için falan. Klasik yalanlar. Dedik okey baba biz bunları önemsemeyelim. Ömerler oyunu deli gibi öğrendi. Bence oyunun en iyi sentri haline geldi. Ve biz Ömer'le artık hiç yenilmemeye başladık. Murat Muratcan'la böyle ya arkadaşlar şey muhabbeti oldu. Buna övmek için söylemiyorum ama biz size yemin ederim ilgilenmediler bu arada. Adamları hala banlamadılar. Dur anlatacağım onu. Yemin ederim bu yıl oturup Tryhard oyun oynamıştığımız yok. Yemin ederim bak yani. <laughs> ha, oturup böyle, böyle şu, şöyle oyun oynadım Allah belamı versin atır. Ya bilgisayar başında şöyle oturuyorum ki ki işte birçok kız yayıncı neyse e, konumuz o değildi. E, ya da böyle yayın açıyoruz. Hepsi söyleyerek, bağ söyle bağırarak falan şey yapıyoruz. E, yayın yapıyoruz. Benim oyun sürekli kapanmaya başladı. Sürekli ya, sürekli abi sürekli kapanmaya başladı yani. Böyle mic'ı çekeceğim, tam sesimi yükseltiyorum, sesimi açıyorum. Merhaba değerli basketbol severler falan moduna giriyorum, tık oyun kapanıyor. Ömer gel diyorum bir turbo holis çekelim kanka hadi yapalım falan. Oynamaya çalıştığımız herkes bizden kaçıyor. Maç bulduğu anda da oyundan atıyor beni. Bir haftadır böyle oyun. Girebildiğim tek maç var. Karşımda 60 overall glass cleaning lockdown. Momentum yapıp fade ve şut atıyor. Bu animasyonu gördü. Superstar 2 oldu. Ve dedim ki abi çanta takacağım. İçerik çıktı. Bunu YouTube'a atarım. 10 numara keyifli olur. Muratcan dedim ben Ömerli bir 2 ve 2 oynayayım. Turbo Hulusi'de oradan buradan gay'ye bağlarız. Hiç olmadı atarız falan. Abi ya yani ol. cidden yeni Superstar 2 olmuşum. Nefret ediyorum ya. Yanında Derik Rose bekliyor. Glass Clay'nin Lockdown adam 200'de koşuyor. Yani. Get off nice. me bro. Get off me. Tam içeriği üreteceğim. Ya oyun kapanıyor. Ya bir hile denk geliyor. Ya da benim yazdığım hiçbir şey siklenmiyor. Şu ana kadar yeteri kadar içi sıkılan var mı arkadaşlar? Bunu aldınız değil mi şu an dertlerden? Sık baydı yani şu an değil mi? Bu gece Superstar 2 oldum yani dün gece. Superstar 2 oldum. Ömer'le hileleri yendik. Dedim ki yatayım. İyi geceler. Abi eyvallah yattım. Sabah bir uyandım. Sabah uyandığımda gördüğüm ekran. Dedim ki ha çok özür dilerim ananızı diye girecektim artık yani. Ne olabilir lan yani ne olabilir yani. Adamlarla konuşuyorum benim RTX 2080 Ti'yim i7 işlemcim var. Oyun niye kapanıyor diyorum. Diyor ki ekran kartını güncelleme. Ya nasıl güncellemeyim 2080 Ti'yim var benim. Gel yeryüzünde aynı kategoride daha iyi bir ekran kartı yok yani güncellemem lazım oyunlar için falan güncelleme sen güncellememeye çalış. Ocaktaki driver'ı yükledim oyun kapanmamaya başladı. O sorun tamamen geçti. Karakterler yok. Karakterler yok bildiğin. Dedim yazdım. Bak Ömer geçen yıl başına gelen anlatsana Bu oyun kapandı da karakterini alamadı ya. geçen yıl yazın böyle karakterleri işte deniyoruz. Ben de açmışım bir tane PG takılıyorum. Böyle bir yükleme ekranındaydı herhalde Svex'e falan giriyordum. Hani Dur, özür dilerim bir saniye özür dilerim. Araya şöyle bir bilgi de sıkıştırayım. Ömer Ömer açısından düşünün. Adam oyunda yeni. Beni gördü mesela. Ben deli gibi dribble yapıyorum. Center'ı çözdü zaten. Dedi ki bir de PG oynayayım ya dedi. VC yatırdı. Kariyerde Aynen. kastı o kadar zaman ayırdı yani buna. Devam sen de kanka. Aynen 90'ak falan kastım. Rozetleri kastım. Böyle Sweex'e gireyim bir eşya alayım dedim hani bir üzerime. %42'lerde falan oyun kapandı birden. Hiçbir şey olmadan oyuna girdim. Açtım kariyerlere bakıyorum. Karakter yok. PG dedi, yok. Hiç yok yani, sıfır falan ne Direkt silinmiş, komple. Bu support'a yazdım. Dedim böyle böyle oldu falan. Ee, bize bir kanıt göndermeniz lazım. Aksi durumda bir ya şey geçen yapamayız. geçen bir tanesi haklı şey AliExpress'ten sipariş vermiş küpe. Kıza gitmemiş, kızdan kanıt istemişler. Kız da elini boş çekip atmış ha. böyle. Gelmedi elimde, yok hani nasıl kanıt <laughs> istiyorsunuz diye. Aynen. Ömer ben, ben de, de, de diyor dedim. ki karakter yok amına koyayım. Neyin kanadını istiyorsun Benim yani? loglara bakın hani en son oynadığım karaktere bakın size şeyleri vereyim hani alışveriş yaptığım kart bilgilerini vereyim, karakterin özelliklerini söyleyeyim. Ama karakter Alper yok. neyin kardeşim, kanıtlayayım? Eyvallah. Eyvallah kanka. kanka. Evet. Oynayan karakteri kanıtlamamı istediler. <laughs> en sonunda uğraştım, yazıştım. Alper'den işte Alper diyorum, kanka ne diyeyim falan o yazıyor. Ben kopyalayıp yapıştırıyorum. En sonunda pes ettim. We can't do anything dediler. Ben yani dedim Allah bedanızı versin. Pul dedim kapattım Bak, yani. Bak aynı sorun tamam mı? Karakterler silindi. Ömere weekend do anything diyen adam bana da bugün weekend do it şekli çekmeye çalıştı. <laughs> dedim ki you will do something aga. Yani anladın mı? There is no such a thing like I can't do anything about amına koyarlar adamın diye böyle çıldırdım evde sabah. <laughs> Dedim ki you will do something about this yani. I am. dedim ben hangi hesabı Alper? Kendi hesabım yok yok mi? PC'deki kanka. Dur yayını anlatayım. Dedim you have to do something because lan dedim my YouTube is dead. My my park player is dead. Yani I won two tournaments with that yani. How can you not do something amına koyayım? Anladın <laughs> mı? Step back lan. lan dedim aç şu bilgisayarı geri ver hesapları falan. <laughs> Ya böyle üniversitede şey vardır ya gıcık öğrenci işleri kanka. Hani böyle Aynen. yapacak ama yapmıyor yani hani. Ders programını alabilir miyim? Bilmem alabilir misin ama aslında vermeyebilir falan. Buna çocuğu ver işte yani anladın mı? Yap yani bir anda. Hani o moda sokuyorlar insanı. Niye olmuş o? <gülme> <gülme> bilmiyorum söylerim, kanka yani. bilmiyorum yani. Bak, Niye oldu? Olduğunu... Yo I am really sorry about that dedim Allah razı olsun yani ben de üzgünüm. Bak bir tane SS vardı dur gitmediyse o konuşma göstermek istiyorum. Bak. Konuşma gösterme yasak değil değil mi? Değil ya sikerim ne yasak Hı. onlar o zaman hileleri banlasın. Hile yasak amına koyayım adamlar hile banlamıyor. <gülme> ha. Adam bana dedi ki oyunu sil baştan yükle. 80 GB arkadaşlar. I know you are from California but I am living in Denizli babacım. <laughs> This is not such a like 500 megabit internet in Turkey yani. We had, don't have that baba. Bizde öyle bir şey yok yani. You are downloading it git 5 minute I am downloading it git 3 hours. Et, yani o da very good way. Yani en iyi şey <laughs> Dedim ki giremiyorum sevime bak. Cevap ne biliyor musun? Oh that's not good. I think it's very good. Hani böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum supportsun sen. That's not good ne demek? Şu Allah'ın işine bak. Sonra çözdük. Sonra abi işte dedi I can't do anything about it. Ben harbiden şey yazdım. You will do something about this. Yani yapacaksın yani. Hani yaptı da işte aynı karakterleri oluşturdu falan. Yine içiniz bayıldı. Değil mi? Tabii ki de yeter artık Alper. Çok canım sıkıldı bu kadar üst üste şey anlatılır mı? Oyundan soğuttum bizi. Karaktere girdim. Dur dur. Karaktere girdim. Animasyonlar yok. Dedim ben buna bayağı tarla yedim yani bu animasyonlara. Benim o 40 bin VC'm vardır. Dedi ki oyuna gir. Bütün animasyonların videosunu çek önceden aldığın animasyonlar ücretsiz olacak. Oyuna girdim, videoyu çekiyorum, animasyonlar ücretsiz değil. Oğlum supporttaki adamla artık o kadar çok konuşmuşum ki Hello again Williams diyorum adama hani Ne haber kanka? Hello again Yo, Williams video talking <laughs> to you once again. Um, Adam diyor ki bana önceki aldığın animasyonlar e, Ücretsiz olacak Ben de diyorum ki bak ben Pro 3 Hesitation'ı Ve Pro 8 Hesitation'ı aldım Onlar da paralı Sonra adamla samimi olduğumuz için adamı uyarıyorum. Normal 3 ücretsiz bende. Yanlış vermişsiniz. Bunu kimse kullanmaz kanka falan diyorum bak. Right here. Pro 8. It's same but it says uh, zero VC for normal tree. Bro nobody is using normal tree. You can... <laughs> Bro nobody is using normal tree. Yani kullanacaksan senin de haberin olsun. O kadar muhabbetimiz var ayağını çektim. <laughs> Girdim kendi animasyonlarımı baştan yerleştiriyorum. Bir baktım Jump Shot Creator yok. Jump Shot Creator da arkadaşlar My Career'da ben 35 maç dağıt açmıştım. 35 maç oynadım My Career 35 My Career maçı oynadım ve açtım. Dedim ki "Hacı dayı bizim dedim Jump Shot Creator ne olacaktı?" Dedi ki "Hikayeniz sıfırlandı beyefendi. Jump Shot Creator'ı baştan açmanız lazım." Dedim ki "Tamam ya Jump Shot Creator'ı baştan açar açarım falan." Sonra şu oldu bak. Lan ben my bilgisayardan çekiyordum. Tınk. <laughs> Şu an ben bir daha çaylağım. Her şey sıfır. <laughs> Böyle Sıra. şey oldum. Çın. Bir de bir de bir de bir de hala içimiz daralmaya devam ediyor. Instagram'ı açıyorum. Gelen istekler Son mesaj isteklere tıklıyorum. Niye video atmıyorsun? Parayı buldun orospu çocuğu diye bir mesaj var burada. Ben ne yapayım aga? Ben ne yapayım ya? Ben diyorum ki 2K beni oyuna almıyor. Maça giremiyorum. Girse de atıyorum. Sürekli bir şey yapıyor. Sürekli karakterlerim siniyor. Bir de anlattım. 5 saat anlattım. 2 saattir. 1 saat olmuş yayını açalı. O hala oyuna giremedik. Adam diyor ki sponsorluklarınız batsın. Aga battı zaten amana koyayım. Batalı çok oldu zaten. Ee, maskot bu arada elit 3'ün ödülü ama adam All Star 2. İyi oynadığı için maskottur diyenler bir yazabilir mi? They have 110 badges. Arkadaşlar adamın 110 rozeti var. 110. Abi sen niye bu kadar yavaşsın adamın rozeti yüzünden mi? Oğlum adam 200'de koşuyor karşımdaki. Ben nasıl <laughs> yavaş oluyorum? Normal benim lan. Bu olması lazım. Ömer, bence oyundaki en iyi glass cleaning sensin. Eee... <laughs> Estağfurullah kardeşim. He. kardeşim, şunu yapma ihtimali olan bir çar varsa biz de açalım. Bir izlemeni istiyorum. Smash bu mu? emin değilim. Aynen. Bakayım. Oha. Kankan 110 varmış ya <laughs> da harbiden var. Baksana Quick Force Step falan hepsi var. Her şey 99. Benim tepkiye bak. Ha ha. ha. Bir gelsin Türkiye'de yaşasın daha <laughs> bir de öyle görelim diyor. Ne yapalım ben de video izliyorum kardeşim. Ben de abi ne yapalım? Tabi lan bunu koyacaksın İstanbul merkeze. Diyeceksin ki hayatta kal. <laughs> Videoyla çok alakasız ya bir de. <laughs> Adama diyorum ki did my best against 110 speed glass lock. Ben daha ne edeyim. O yüzden hani adam akıllı video Atamadım ama yani istek de kalmadı anladın mı? Gel turbo hulisi çekelim diyorum. 110 adam bir tane gelmiş sürekli dribble yapıyor. Videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Yayında söylemeyi unuttuğum birkaç şeyden daha bahsedeceğim. Bu yıl oyunda VC kazanmayı çok kolaylaştırdılar. Ama My Career'dan kazandığınız endorsement ayarlarını düşürdüler. Ve daha fazla pahalı itemler satmaya başladılar. Bu tür şeyler beni inanılmaz irite ediyor. Yeni bir patch geldi 8. patch. Oyunu indirenler e, cam şartların değiştiğini söylüyor, yeşil animasyonlarını görmüyorlar vesaire vesaire. Her düzeltme başka bir hataya yol açıyor ve bu biz içerik üreticileri açısından çok sıkıntılı oluyor. Ben diyorum ki her gün video çekeyim, her gün park oynayayım ama videoyu izlediyseniz anlamışsınızdır. Oyun atabiliyor, karakterlerim gidebiliyor, bir sorun çıkıyor ve bunun sorumlusu günün sonunda. Ben ve diğer içerik üreticileri olarak görünüyor ama değiliz. O yüzden bu 30'da 30'u iptal etmek zorundayım. Zaten e, yapamadım, çünkü oyun izin vermedi. Onun yerine böyle LeBron James'e yaptığım gibi hayat anlatma videoları, e, belgesel tarzında videolar veya işte spor konuşma muhabbetleri falan olacak. NBA'den bahsettiğim videolar da olacak. Bu hafta beni inanılmaz yordu, İnanılmaz yordu yani. O yüzden böyle içimi dökmek için iyice beklemek istedim. Umarım anlatabilmişimdir. E, mesajları anlıyorum. Neden video atmıyorsun hani 30'da 30 atacaktın tarzı videoları e, mesajları anlıyorum. Hak da veriyorum ama ben ilk 30'da 30'da sözümü tuttum. Ben bu yıl gerçekten elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ve ilk 30 günde 36 video atarak bunun 32'sini trende sokarak geçirdim. E, hep birlikte geçirdik daha doğrusu. Elimden geleni yapacağım. Oyun böyle diye vazgeçmeyeceğim. E, oyun böyle diye oyuna küsmeyeceğim tabii ki de. Ben bu yıl eğlenmek istiyorum abi. Ben Beni böyle dertliyken izleyin ve o 10 dakikada, 20 dakikada dertlerinizi unutun, uçun gidin istiyorum. Benim YouTube kanalımın amacı bu olsun istiyorum. O yüzden bu depresif havadan, oyun sorunlarından, cart'tan curt'tan falan şöyle bir sıyrılayım. Videolar gelecek. Size öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.